O hal devlete uygulanacak, millete değil dediniz. Ama maalesef bugün millete o hali hukuksuz, keyfi bir şekilde uyguluyorsunuz. Gazeteciler cezaevinde, bilim adamları, akademisyenler ihraç ediliyor ve muhalefet boğulmak isteniyor. Siyaset kurumunun temel görevi vatandaşların ağır sorunlarını çözmektir. Bakalım bugün tabloya. Bugün vatandaşlarımızın bankalara kredi kartı ve tüketici kredisi borcu toplam 424 milyar lira. Eski parayla 424 katrilyon. Ve yine vatandaşlarımızın bankalara ödediği, ki bunların birçoğu dar gelirli vatandaşımız, bankalara ödediği faize bakalım. Geçen yıl vatandaşın ödediği faiz yalnızca geçen yıl 48 milyar lira. Eski parayla 48 trilyon. İktidar güya faiz lobisiyle ciddi mücadele ediyor. 26 milyon icra dosyası derdest vaziyette şu anda. Vatandaşımızın yaşadığı sorunlar bu. Her 4 üniversite öğrencisinden biri işsiz. Genç işsizlik oranı son resmi rakamlara göre 3,5 puan arttı ve şu anda %22,6 civarında. Vatandaşımızın bu kadar temel ağır sorunları varken barış ve huzurumuz hiçbir dönemde olmadığı kadar, bu kadar ciddi tehdit altındayken sizlerin tek derdi var: patronlu hiper başkanlık sistemi. Dünyada hiçbir demokratik sistemde görülmeyen bir teklifle milletin huzuruna, milletin takdirine gidiyoruz. 1 Kasım'dan önce millete döndünüz, bize tek başına iktidarı yeniden verin dediniz. İstikrarı hep tek başına iktidar olarak millete söylediniz ve millet de size güvendi, tek başına iktidarı verdi. Ne oldu 1 Kasım'dan sonra? Terör, şiddet, kaos hızla daha da arttı. Ekonomi daha da hızlı çökmeye başladı. Ondan sonraki süreçte bir siyasi partinin mutfağında, daha doğrusu sarayın mutfağında bir anayasa değişikliği teklifi hazırladınız ve millete gidiyoruz dediniz. Millet karar verecek dediniz. Millet evet ya da hayır diyecek, korkmayın dediniz. Ondan sonra da hayır diyenleri terörle ilişkilendirmeye başladınız. Milleti tehdit ettiniz. 2010 referandumunda da millet size güvendi, evet dedi. Ama siz milletten aldığınız o güveni, yetkiyi kötüye kullanarak ülkeyi bir felakete sürüklediniz. Devletin bütün kurumlarını, yargıyı bir cemaate, yani çeteye teslim ettiniz ve 15 Temmuz darbe girişimini hazırladınız. Evet, 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlusu geçmişteki maalesef iktidar FETÖ ilişkisidir. Bu çok açık. Değerli milletvekilleri, dünyada parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçen bir tek demokratik ülke daha yok. Geçenleri ben size sayayım. Onlar zaten otoriter sistemle yönetiliyorlar. Dünyada parlamenter sistemden başkanlığa geçiş yapmış ülkeler: Burundi, Gana, Afganistan, Malawi, Nijerya, Sierra Leone, Sudan, Zimbabwe. Zimbabwe. Evet, siz Türkiye'yi işte bunlara eklemek istiyorsunuz maalesef. 8 ülke var dünyada parlamenter sistemden başkanlığa geçmiş ve hepsi de çöküşe gitmiş ülkeler. 7'si Afrika ülkesi, biri de Afganistan. Türkiye'yi bu ülkeler arasına sokmanıza millet asla ve asla izin vermeyecek. Biz milletimize güveniyoruz. Bakın, 15 Temmuz kanlı darbesinden sonra 20 Temmuz'da o hal ilan edilerek yine demokrasiye ağır bir darbe vuruldu ve sarayın Beştepe'deki külliyenin mutfağında bir anayasa değişikliği hazırlandı. Evet, acaba bu da bir darbe anayasası mı? Millet egemenliğinin, istiklalinin saraya devredilmesine asla müsaade etmeyecektir. Milletin istiklalini, egemenliğini yine milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır diyorum. Bütün Türkiye'ye hayırlı, güzel, iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyorum.